Kargo mu gelmiş? Evet. Sabah kahvesi yapıyorum. Sabah sabah da kargo geldi. Ne geldi? Boş. Ne? Boş. Boştan gelmişler. Tadadadam. 18 voltluk 2,5 amper bir pil daha geldi. Şimdi normalde boş bir pille, tek aküyle bütün hepsini yaptığını söylüyor. Yani bir akü alıyorsunuz, ekonomik boy evler için. O şarjıyı, dekobajı ya da kesme aleti, ne bileyim elektrik süpürgesi, şarjlı, hepsini bunda kullanabiliyorsunuz. Asıl amaç evde olduğu için bir tek şarjla, inanın ben tek bir şarjla hayatım öyle 4-5 saat çalışabiliyorum. Hmm. Bu çok iyi bir şey. Yani evde ekonomi, ama ben biz tabii otobüs yaptığımız için ve durmadan harala göre çalıştığımız için evden birazcık çıkıyoruz. Ama profesyonel boyutlarla vallahi ölçüşüyor şu anda bu home mevzusu. Teşekkürler boş. Ben kahve kaç parası kahveyi içip hanım söyle hafeleye gidiyorum. Bir ürünlere bakacağım. Arabaya sürgü kapıydı, oydu buydu. Bakalım güzel ekipmanların neler var. Bize uyacak. Ona göre çok yapmamız lazım. Göbüşler, göbüşler, göbüşler. Hadi görüşürüz. Bu benim dediğim şey. Hiç nereye zarar var bunun? Çek abi. Al, senin buzdolabını kapatırsın. Yerine kapatır, bunu da kapatıyorsun, bitiyor olay. Çamaşır makinesine ulaşma. Güzel değil mi? Kapatınca bu olay oluyor. Ama çok ses, ama kapalı kalacağı için ses yapmaz tabii. Ses yapmaz. Değişik şey. Manyetik. Manyetik mi? Manyetik değil ya, bu şeyle, bakayım ya, manyetik değil bu. Ona bilgim yok vallahi, bak ne oldu. Çok büyük bir şey yapmışlar şöyle. Belli bir yerden sonra kendi çekebiliyor. Çok da sert bırak öyle yapsana. Çarpın çok sert. O, seni yine bir kadar, bunu daha kullanmışım. Çekiyor mu kendini? Fren de var. Fren var ya şu anda fren. Tabii şuradan sonra kendi çekiyor. Bunun altında bir tane şurada. Mil var. Mil var. Yerde. O kadar ama nerede olduğunu bilmiyorum. Çek, gördüm, görüyorum şu an. Çek be. Tamam. Çek be abi. Korkma. Buraya gelip kendi kapanması lazım. Demek ki. Kapanmıyor. Kapıları kilitleri şunlardan yapabiliriz. Olur mu? Aslında hepsini... Manyetik mi? Yani ya sağlam tutması lazım. Sonuçta araba hareket ettiği zaman kilitlememiz lazım. Bundan kurtaramazsın. Tamam, ben kapı, ya evde de kapı kilitlenmesini pek sevmiyorum. O zaman manyetik al. Kola bastın da bana çıkıp kilitlenmiyor. İşte ben bunu demiştim sana. Öyle de çabını izlemiştim. %105 kilogram taşıyormuş. İyi, bu da güzelmiş. Buna da bakalım. Bakacağız. Bakacağız bunlara. Bunların hepsine bakacağız. Pamuk, sen de olman lazımdı burada. Evet. Sen de gel. Çekmiyorlar baba burada. Birazcık derin. Şimdi burası var ya. Aklın alacak seni. Vallahi illahi aklın alacak. Şaşıracağım. Yer musluğundan. Oha. Oha, istediğim pamuk bu işte. Ne bir şey? Hayır şey, evye. O yeşilimsi. Koyu yeşil böyle. İyi tamam, hadi öpüyorum seni. Tamam hadi baba. Aa, ne haber? Evet, bu kız İrlanda'ya gidiyor. Son bir böyle videolara gösterelim hanımefendiyi. Kendinize iyi bakın. Akşam geliyorum. İrlanda'ya gidiyor kumaya. O gidiyor, bizim de evde yatağımız yok. Biz yerde yatıyoruz normalde. İdil'de artık karnı bayağı büyüdü, kalkamıyor yerden, zorlanıyor kalkarken. O yüzden de o yatağını aldık onun. Arkada. Şöyle göstereyim. Onu söyledim 2 saatten beri. Arkadaş bu IKEA'da nasıl bir yatak yapıyor ya? Yapboz gibi yani, var ya. Onu söktüm 1 saatten beri. Şimdi dükkana gidiyorum çalışmaya. Pamuk yatağım var artık, yatağın. Geçer mi şu arada? 20 abi, abi o. Şunları yukarı kaldıracağız abi. Hangilerini? Şuraları iki. Önde de var mı perde? Önde bilmiyorum ki ne yapacağız oraya, ama oraya döneceğiz abi. Bak böyle şurayı bir 18 çakalım. Şunun çerçevesini dönelim. Bunların çerçeveleri var. Bunları biliyor musun? Ön tarafta delikler var. Onları açıyorsun, yazın havalandırıyor, rüzgar giriyor. Bunların yerlerini böyle koyalım. Bunların hepsinin. Şuraya dönelim. Buraya izolasyon yapalım. Buraya da çakalım. Buraya da çakalım. Arada bir boşluk bırakalım. Tamam. Bir şey kalsın. Buraları da çakalım. Şöyle dönelim işte. Evde ben yatakları söktüm. Sabiş'in yatağını biz aldık. Oğlum içeriden kalem arıyorum, kalem arıyorsun kalemden. Adam şurada bir sürü kalem var, niye açmıyor ben ağzını? Çakıyor musun sen? Merhaba usta. Ya oğlum bu tarafa kadar kalın değil ya. Kesinlikle. Yamukluk varsa demir de var. Buradan gözüküyor yani öyle bir yamukluk. Ha? Oturdu bu. Tamam. Yukarıya kalkması lazım, içeriden almamız lazım. Gel bak şuraya bak, yukarı doğru. Bence şura aşağı inecek. Bırak şura. Birazcık bana gelecek. Biraz daha. Tamam. Silikonladı mı kendini? Yok. Var mı? Bakın böyle. Bunlardan mı geldi? Zerim gelmiş mi? Yok, tamam. Gelmedi. İyi sıyırdı. Şuradan bir inelim. Niye? Burayı kapatalım. Böyle inelim. Şurayı dönelim. Şu ayakları da burası olmaz. Bunu oynatamıyoruz. Ha göre. Bilmiyorum ki yapacağız işte bir şey. Evet. Çok fazla dışarıda kalacak elindeki. Dışarıda kalsın, bir şey olmasın. Kalsın ya, olmasın, buraya ayrı bir şey yapalım. Böyle sabitlemişler buraları. Şu ayak da değişmiş farkındaysan Eren abi. Olabilir. Ben galiba şu piston ayak kolları falan değiştireceğim şuraları. Paslanmaz yaptırabilir. Paslanmaz? Hı hı. Kalaj yaptırabilirsin, gideriz yerine buluruz. Çalıştırıyor musun arabayı hiç? Yok. Bırak ya, bu araba tek maçta alıyor abi. Ne olursa olsun. Küçük. Yer kaplamıyor. O zaman çay molası mı? Çay molası. Çay. Merhaba. Abi merhaba mı? Abla nerede? Otobüse ne olmuş? Ne olmuş otobüse? Ev yapacağız. Ev olacakmış otobüs. Nereden geldiniz? Esenler'den. Esenler, evet. Merhaba Fıstık, hoş geldin. Abi. İdil ablam nerede de? Ya abla nerede? İdil abla bugün gelmedi. Merhaba. Maşallah size. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ettik. Bugün az çalışmışsın duyduğuma göre. He? Burayı da kapının üstünde şöyle döndük. Belki burada ya buraya kontrol panelini koyacağız ya da torpidoya. İkisinden biri. Şu anda fikir ve kafalarda dönüyor. Bakalım. Gör. Tamam, oradan çekeceğim. Göstereyim. amına bırak şeyine sıkma abi şuna direkt şu ortadan vidala şuradan. Şundan at bir tane. Yetmez ki ona. Yetiştiririm ben. Dur çekti. Ne tarafı? Çok yanaştı. Bugün pek iş yapamadık. Fazla bir iş yapamadık. Bayağı bugün iki anın kaybolmasıyla uğraştım. Burada çıktı. Şurası da bitti. Şimdi ısıtıcı Joe Heater'dan Devrim abi bir gelsin bir akıl versin. Ne yapacağımızı, havalandırma kanalları nasıl geçecek onları bir hesaplayalım. Ona göre kablo kanalları gelecek. Su tesisatı. Yani öteki hafta su tesisatı ve elektrik tesisatı artı ısıtıcının da nereye çıkacağı belli olacak inşallah. Yani haftaya yüksek ihtimal, hani hep bir şeyleri kovalıyor ama haftaya yüksek ihtimal izolasyona hazır bir hale gelmiş oluruz inşallah. Ben pamuğuma gideyim. Hop. Yakalayabildim mi acaba atlama anını? Sağ olsun Aybüke ile Hasan doğa yolcusu ve doğadaki anne. Yani sadece belki de 40 gün kullanacağımız eşyaları bize ödünç verdiler göçebeye geçmeden önce. Masraf yapmayın dediler. Ve şimdi Pars'a, Tura'ya zaten şaşkın bakıyordu. Pars da atladı. Direkt. Evet, evet yerini yapıyor. Herkese günaydın. Şimdi Erhan Usta ile babamı montaja bıraktım. Böyle çekmece kapak mapak bir yeri yapmışlardı. Başka yerlerini değiştirecekler geçen gittiğimiz yere. Orada bir saatlik işleri varmış. Onları montaja bıraktım. Ben şimdi göçebeye geçiyorum. Çalışacağım. Sonra onlar da yardıma gelecekler. Hadi iş başlasın mı? Evet, akşama kadar yetiyor mu sana? Aha. Bayağı kalkıyor. Yukarıya da tatlı takısı var. Bunların videosu adam, yok daha. Daha yok. Oğlum bir hafta geriden geliyor ya videolar. Aynen birkaç gün veya bir şey bir süre olmasın. 19-2. İnmez oraya kadar bırak. Bu arada yarın çok büyük kar geliyor. Böyle bir şey. Ne? Şöyle. Planlarını aksatmasın. Yarın çok büyük kar geliyor. Haberin olsun. Harbi ne işimiz yok. Cuma gidiyor. Dedim ya kısa sürecek. Ama yarın için bir B planın olsun yani. Yapma ya. Bırak. Bunu geri al. Kurtarır rahatça. Şurayı geniş kullanırız biraz daha. Anladın mı? Ya da yatak yok, olsun. Yok orası düz, burası eğimli olsun abi. Tamam, bir kat olsun, bir kat olsun. Tamam, hiç fark etmez o. Olur. Niye biliyor musun? Dolabın arkasında hava boşlukları olsun. Tamam abi. Tamam olur, doğru mantıklı. Bunu böyle çekersin. Bunu mu yapayım? Bak şuraya, tabii oraya bir tane 18 koy. Kamera tutacağım gelmiş o. Her türlü şeyleri... O nereye çekiyor şimdi? Çok değişik bir kamera ama geçemiyor mu? Yok. Bu 360 çekiyor abi. Bak iki kamera var burada. Evet. Bu ikisini çekiyor, havada içinde birleştiriyor. Sen istediğin yeri görebiliyorsun. İzledin mi şöyle? Yok. Bak. Meslektaşı olursun. Ne yapacaksın? Hadi ben ismini de çok olur mu? Çok olur mu? Süper olur mu? Bence makara böyle bir isim bulabilir, evet. İsim çok güzel. Değil mi? Mükemmel isim. Herkes beğendi, bir Gülşah beğenmedi anlasın. Orada bulunan makarlarla ilgili bir sayfa yapacağım. Orada hepsinin bir yazan insanlar var ama hepsinin bir arada olduğu bilgi yok. Bir şeyin bir bilgisini bir yerden, almaktan yoruldum. O yüzden hepsini bir yere getirip kaynakça çat bütün linkler, insanlar, kitaplar hepsini de yaza böyle. Şey gibi, makale gibi. He. Hepsi öyle gidecek. Bütün videolar ya içerikler. Babası karavancı ama evet. Karavan açıyor. Yedi. Hiçbir şey koyacak mı? Yok. Yok. Ama diyor sanki lan abi bunu da içine bir şeyler koyarız diyorsan. Ya neler girer oraya yani? Ne girer? O girecekse yap oraya yani. Kopya defa bir çocuk oraya. Nereye? Yemle bu kadar yetiyor mu size bana? Koltuk. Koltuk orta yapsan yeter. Az kapat. Böyle tamam. Yok. Babanla nasıl? İyi de emeklilik falan. Hayırlısı burayı yükseltelim mi? Erkek. Nereye? Burayı. Niye geçemiyorum? Tamam, burayı düz böyle gelelim. Böyle düz gelelim burayı. Evet. Doğru mu? Müdahaleyi de buradan yapacağız o zaman. Evet. Eren Soçay'ın olabilir. Şeyi düşünüyorum Eren abi. Yani tamam yapalım da hem arabanın gidişatında burada değişiminde ya da herhangi bir problemde ne bize bir şey yaşatır mı diye düşünüyorum şu anda. Buradan buraya müdahale ediyor. Buradan tamam, da buraya orada müdahale ediyor. Orada problem yok. Orada problem yok. Şey kapına şu. Çay molası. Daha güzel durur. Yükseltelim. Çay molası. Canın sıkıldı buraya da oturabilirsin Burak. Tavlar burada. Anladın mı? Bugün ne salı? Güran bir tane şey getirirdik eve. Biz de bilgisayar aldık Burak'a. Evet. Bir oyun. Sonsuz. Hangisi? Ben adam öldürüyor ya, puan alıyor falan gidiyor. Evet. Zenci gibi bir adam. Baktım ki bu adam bulan psikologlarda en önemli şey nedir? Çocukluğuna indiğin zaman her şeyi çözersin. Adamın bilinç altında polisi öldürdü, gitti onu bıçakladı, oradan para aldı. Baktım ki bilinç altında adamda şey var. Nedir o? Canavarlık. Var ya. Oyunların çoğu zaten onu körüklüyor ama. Evet, şimdi bir bakıyorsun. GTA galiba. Şimdi yeni şeylerde misyonerlik var. Öyle ama şimdi genetik var ya bizim hani atası var. Adamların çözemedikleri tek bir şey bu biliyor musun? Sadece bizim ata değil ki. Dünya böyle o. Oğlum ne alakası var ya? Katıranı atsan olur mu şeker? Çekiyor mu? Siz mi kullanıyorsunuz? Şu an 9'a geçtim. 9-6 civarı galiba. 10 çıkmış lan. Aa. Ben 8-10 zannediyordum. 10 yazıyor internette. 10.000 falan. Ama gerek yok. 8 gayet iyiydi. 9 daha iyi. Tabii. Renk. Renk he. Renk olarak. Onunla çok arasında fark yok ama. Şey sallantı stabilizasyonu 8'de bitmiş. Yani hepsinde aynı artık. Burada koltuğum var. Yolcu koltuğu. Senin olduğun yerde de yolcu koltuğu var. Tamam, ha, buraya kadar mı? Nereye kadar? Şöyle buraya kadar mı? Altına. Böyle bayağı koyamayız yani. Burayı düz, burayı düzleyebiliriz ama orayı düzleyemiyorum. Tamam, orayı düzleyemiyorum. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim sana. Buranın altına Maxo 360. Ne oluyor? 360 çıkıyor. Abi sen yeni çay demle. Bu çaylar dünden kalma. Çöpe açıktı. Çöpe gidiyorsalar ben çıkıyorum. Yarın verdim. Seni çok sevmişler ha. Evet, sonunda 2000'li yorumlara baktım. Baba üzmeyin ya, bir hamsi almadınız şu adama baba. Onlardan mı var? İnsan, biliyor musun sen de şimdi geldin. Bir hafta yani editlemek birazcık zor olduğu için bir hafta sonradan geliyor videolar. Hani siz de diyorsunuz işte yardım edelim bak şöyle yap böyle yap diyorsunuz ama biz o konuyu aşmış oluyoruz o zaman. Aynen. Story de atarsan. Evet ama aşabildiğimiz kadar işte. Terazi konusu büyük bir olay oldu. Ama teraziyi niçin kullandığımızı da anlatayım. Hadi bak buradan da itiraf ediyorum. Bu arabanın sol tarafı kazalı. Arabanın sol tarafı komple kazalı. Yapma ya. Evet. Sol tarafı kazalı olduğu için ta yıllar evvel ilk belki yandayım. 90'larda falan kaza yapmış olabilir. O kadar eski bir kazası var. Kazasında araba yan yatmış galiba. Burası komple değişmiş. Burası ile burasının arası birazcık referans noktasını kaybediyorsunuz. Arabanın üstündeki şunu referans almaya kalkıyorsunuz. Nasıl diyor ki küfür ettireceğim bana diyor şimdi. Böyle gidiyor üstündeki de. Yan tarafta da bunları da biz yeni kestik. Yani burası da böyle değildi. Burayı da referans alamıyoruz çünkü burayı da ustalarımız kesti. Bir yerlere doğru birleştirdi. Onlarda da oynuyor. O yüzden de referans noktasını kendimiz yarattık burada. Nasıl yaptık? Orayı buraya aldık, burayı oraya aldık. Öyle bir referans noktası oluşturdu. Ama normal düz zemine düz olan. Tabii şu an biz de bakıyoruz. Lan yamuk ama düz bir de. Burada da öyle şu anda ama her şey milimetrik oldu. Evet, terazi kullanılmaz. Ustalarımız da onu anladı. Ama bu ustalarımız karavani değil. Bunlar iş yeri yapıyor. Bunlar mekan yapıyor. Böyle işler yaptığı için ilk defa karavan yapıyorlar ama onlar da anladı. Ama güzel oluyor şu anda. Milimetrik tam oturdu kitap gibi. Araba akıllı oluyor. Göçebe diye konuşuyoruz arabayla. Google Alexa gibi mi? Neyle bağlıyorsunuz? Bilmiyorum ki. Adamlar yapıyor. Ona bak, benzer bir mantar abisi ha. Yunan mantar abisi. Fındık mantarı güzel olur. Bizim Karadeniz'de fındık dibinde olan mantarlar var biliyor musun? Laktarus pyrogalus, evet işte. Fındık tirmiti. Fındık mantarı. Kendine soğanı koy, kavur yersin. Tabii. Yumurtadan olur. Geyik mantarı var mesela kahverengimsi gibi. Bak iyi bilmiyorum. Yavaş gireceğim size. O geyik mantarı bizim Giresun'da çok olur o. Kırdı mı sütü çıkar. Onu çiğ yiyebiliyorsun. Bazıları çiğniyor, doğru. Mantar müthiş bir kültür ya. Ayhan Sikimoğlu bu işin uzmanı ama. Yok ya, Ayhan Sikimoğlu. Olur mu canım? İlk ben ondan seyrettim şeyi. Tadıyordur o baba. Biliyorum. Adam şarapçı, genel adam incir, zeytinci, şey mesela adamın İtalyan, Fransız, bütün arkadaşları var ya. Bütün bir entelektüel bir adam. Aslında güzel bir şey ya. Mesela balıkçı, hiçbir masraf yok, gidiyorsun balık yakaladın. Mantarcı. Yerlerini biliyorsun. Şimdi bir de şeyi merak ediyorum, hani besleyicilik değerleri, kültür mantarı var ya, evet, çok satılanmayan markette. O çayır mantarlarından Agaricus bisporus, abi %3'müş sadece proteini. Bunu bize proteini bol diyorlar. Kanlıcanın ne kadar? 17. Eti çok yakın. Evet. Kanlıca, çimtar, melki falan derler ya Anadolu'da. Şimdi mantar deyince aklımıza ne geliyor bizim? Böyle eskiden Eylül-Ekim'de tabii en yoğun olduğu dönem. Bıldırcın zamanlarında mantarları toplayıp yersin, hemen soğan kavurursun, bir de tuzlamasını yaparsın. Öyle günü günü yiyeceksin. Şimdi Romalılar ya kurutuyoruz ya da turşu yapıyoruz. Bak Romalılar ne yapardı? Adamlar mesela eşeklikle savaşıyor. Sadece bu kadar. Buraya kadar kollar açık, buraya kadar bacakları açık. Araştırıyorlar. Mesela bir savaş oluyor. Rakip olanların kolları, bacakları, her şeyleri kırıp Romalılarda kırık falan yok. Hem de soğukta falan hiçbir sıkıntı da yok. Bir araştırıyorlar, mantar. Mantar yedikleri. Mantarı jülyen yapıyorlar, güneş enerjisinde floratı yok mu? Onunla beraber enjekte olduğu zaman kolları, ayakları güçlendiriyor. Bizim atalarımız gari mantar yediriyorsa, mantar alıyorsa var bir şey ya. Yani. Şimdi mantarı ne yapacaksın mesela mantar, ama bu kültür mantarı değil tabii. Mantar müthiş bir şey ya. Bat sırtında 4 gün, 5 gün, 10 gün gidiyor. Evet. Mesela buradan nereye gidiyor? Büyükdere'ye. Büyükdere'ye gidiyor, orada at değiştiriyor. Oradan gidiyor, başka yerde at değiştiriyor. Hepsinin heybesinde ne var biliyor musun? Şeker ve kavrulmuş un. Vitamin. Şeker çok önemli bir şey. Kavrulmuş unla beraber şeker yuttuğun zaman bütün ne alırsan al, onların hepsini demek ki yerine getiriyor. Kavrulmuş un ve şeker, vitamin. Yoksa nasıl gidecek at sırtında mesela kaç gün yürü, şey attan gidiyor. Almanların MDM'ye bağlamış abi adamlar. Ha. Bir hafta uyumamış oğlum askerler. Ozan, 3 günlük mesafeye gitmişler falan. Manyak gibi. Araştırıyor. Yolda yoluna saldırmışlar ya. Türkler araştırıyor. Bu Türkler niye bu kadar şey? Kefir. Kefir değil mi? Bir evet. Kefir, ikincisi de ozon yağı. Ozon yağı biliyor musun? Yok. Ultraviyoda ay bir şey yok mu? Bir şeyden geçiriyorsun onu, sap yağ oluyor. Yani şeyi sterilize ediyorsun, ozon yağı. Ozonlu hava. 1820'de dünyada şey var, İspanyol gribi, yani kolerası o zamanı. Binlerce insan, milyonlarca insan oluyor, biliyorsun değil mi? Neyse, bir bakıyorlar, bir eve gidiyorlar, herkes bu bağda ölmüş. Senin eve gidiyorlar, soğanlar falan var, kimse bir şey yok. Evdeki soğan onların ölümü etkiliyor. Bir de gümüş kaşıklar. Allah gümüş yok Allah. Mu? Tabii. Doğan çocuklara gümüş kaşıkla yemek yediriyorlar. Gümüş ne yapıyor? Stresi yapıyor. Alışa bırak. Çocuk doğduğu zaman gümüş kaşıkla, gümüş tabakla yemek yediriyor. Çayı ısıtalım be usta. Üşüdün mü? Yok, boşa geçmesin ha. Masa geçsek de bile el okey yapsak iyi olur da. Aslında okey oynamamız lazım bizim ya. Stres yapmak için. Çizsene mi? En zehirleri biliyorum. Onlardan uzağız. Yenebileni biliyorum. Diğerlerine gerek yok diyorum. Onu yengelip yapmazsın değil mi? Bir de şey de var. Bir program var. Google gibi aratabiliyorsunuz. Fotoğraf üstten ve alttan fotoğraf veriyorum. O böyle benzettiklerini gösteriyor. Tehlikeli tabii. Bazısı yani tedavisi yok. 3 gün acılar içinde gidiyorsun. Köy göçüren diyor. Ya sen yiyorsun, köydeki herkes mi ölüyor? Köy göçüren nasıl bir isim ya? Anlayın ya işin vehametini. Ama zehirlenmeleri %95 de ondan mısın? Bu arada hani toplayıp da yiyip aa ne lezzetliymiş der o insan. Çünkü fındık gibi, badem gibi çok da lezzetli evet. Bir ölüm mantarı. Direkt ölüm mantarı ama. Evet. İnsanın 100 kiloysan 100 gram yemen yetiyor. Mantar işte. Bir tane şey var. Ya böbrek, kafa yapan mantar varmış. Amanita muscaria evet. Onu şeyde kullanıyorlar bu nedir o? Tedavilerde kullanılır. Tedavilerde kullanıyorlar. Bir de şey. Balık. Birinci balığı acıklar. Harçtan kaynaklanabilir. 1.18'i 1.20'dir. Bu da düşüktür örnek. Ne yapmadı herhalde? Onu kuantife yaptı seni ya. Tamam şimdi. Çıkarırken. Arza gitsin sen. Babam benim şeylerden alıyor. Ya bir dur ya bir dur. Aynen. Onların mantarları şey Kastamonu kadar değerli değildir ama. Tekirdağ. Gerçi toprak. Yok. Giresun iklim yok mu? Şunu evet. İlk önce yapayım. Bacaklarda. Şimdi kolajen denilen... Benziyor. Google'ın gözü girmek lazım. Google'ın gözü çok enteresan. Yazıyı bile okuyor. Şeyi... Çeviriyor direkt abi. Yani yabancı bilmediğin dili göster abi. Kamerada çeviriyor. Böyle tabelayı gösteriyorsun abi. 2 dakika böyle bekliyor. Ondan sonra orada görüntü sanki Türkçeymiş gibi çevirerek gösteriyor orada yazıyor. Şey, ben artık neler oldu ya? İsimlerini orada söylüyor. Bu işte. Evet. Çam olacak. O Kanlıcaların da... Ya biz birazcık cahillik etmişiz, 6 tane türe birden var Kanlıca diyor. Yeni mi aldın sen? En lezzetli. Adam şarjı 2 tane var. Hem de tam per Burak. Bir dakika bir dersen üstüne. 2,5 amper. O var ya. 3 sene gider lan. O bitiremezsin ki. O kaç? O 1,5. Ha bunu da ince kesmemiz lazım. 17,5. Böyle birazcık kuruttuktan sonra kuruttuktan sonra fıtık. Mesela mantar bir şey yapsam ben onu kuruturum. Türü evet. Kastamonu'dan yollayın desem 2 gün sonra yemyeşil bir şey yedir. Yok Kastamonu'dan geliyor işi. Günü verip gideceğim işte hepsini çekeceğim. Öyle yapacağız abi. Nerede biliyor musun? Yok ama öğrenirim. Yerini söyleyeyim. Kasımpaşa'da. Benzincinin arkası, benzincinin arkası. Ha. Benzincinin arkası o her otopark pazar... Otopark oluyor normal gün de pazar günü şey oluyor. Otoparkın yanında. Her pazar günü orada adamlar saat 3'te 4'te geliyor. Mantar pazarı. Her şey var burada. Kastamonu yöresi. Vay güzel. Bütün Kastamonu şeyleri orada. Ben de çünkü merak ediyorum nerede var anasını satayım yani. Bir hep söylüyorlar 40 lira kilosu diyorlar. Lan 40 lira kilosuysa ben niye kendim Nasuh Maruki gibi yollara buluyorum? 40 liraya vereyim yiyeyim yani. Saati de 3,5 yapmışız ha. Kaybediyor. Belki burada zaman hızlı geçiyor. Evet. Sen bir 7-8'e kadar buradasın herhalde. Yok. Tamam bugün erken mi çıkacaksın? Resimlere baksana. Ya içeride muhabbet ederken Kant hayatından gördüğüm bir videoyu anlattım. Böyle çay yapıyorlar burada. Mavi morla arası. Sonra onu içerken istersen limon damlatıyorsun pembeye dönüyor. Bildiğin şeker pembesi oluyor. Allah Allah. Bir şov yapalım dedim ama bitkiyi yanlış hatırladım. Yanmış rezene dedim ben. Rezene geçince yapıştırdım rezene dedim. Sarı çıkıyor ya bu böyle değil de. Vardır hepsi vardır. O da bir deli. Ama benim aradığım o. Öyle olduğu zaman sen de video yaparken keyif alıyorsun. Tabii. Ama yok ki hacı. Bizim iş bambaşka iş. Stok biriktirme işi bambaşka iş. Bir de şöyle. Yani bir gün oturup böyle komple müzik bile dinleyip böyle araya kenara koyman lazım bir şeyleri. Hazır olması lazım. Yoksa kurgu yaptım buraya ne koyayım falan aşamasında bayağı tıkanırsın. Bir de enteresan bir şey var. Yani gündüze uygun. Bizim Türkler böyle bir şey yapmıyor. Mesela çok büyük bir site bu. Artlist diye. Müzikleri koydu. Ama Türk yok hacı. YouTube stüdyo etmiyor. Yabancılar Türkçe. Ne diyorsun? Türkçe şeyler yapıyor. Onların hepsi yabancı. Türk hadi değil, ya. Bilmem ne Muhtavov. Nasıl biliyor musun? Şu bir daha atayım galiba hocam. Şu ayağın olduğu yere, bu 18 ya, 18'in skontrosunu mu çaksaydık yere? Üstüne mecbur çakacağım. Yok yere. Buraya. Çakın üstüne çak. Abi şunu bir getirir misin kontrolü? Getir ben bir göreyim abi. Şunu üstüne kontrol koyun. Burada bunun üstüne koyabiliriz. Bir görmem lazım. Şunlar nasıl oturuyor? Acaba böyle buraya basıp buradan basıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Her şey muamma. Çünkü o koltuk bu arabaya göre değil. Tamam. Değil mi? İkisi büyük bu koltuklar. Yeni yapıldı bu. Ha, yeni koltuk onun gibi. Ha, gibi. Onu getirmeden yok o orada benim... Ondan var içeride. Yok. Bundan büyük mü? Yeni yapılmış yani. Yok ya 25 kilo bir şey baba. Tam bunun kadar koltuk. Mı? Büyük mü? Ortası ayrılıyor. Bildiğin yolcu koltuğu. Şu anda otobüslerin tamam, biliyorsun otobüslerin koltukları işte. Tamam, yan yana ayrılıyor. Tamam, içeri ayrılıyor. Baldır desteği var. Tamam oraya yatak. Yattığım yere de koyarız. Yani gerekirse buraya 18 kontrol koyabiliriz bunun üstüne. Getir ikisine git arabayı sök. Gideriz ondan sonra. Getir abi getir ben bir şunu göreyim yerinde. Bunlar bilerek yaparsa daha düzgün olur. Doğru. Başına ne gireceğim bilmiyorsun ki sen. Yaptık gittik araba. Bu şeylerin üzerlerinde aslında kesmek lazım. Ya şu makineleri götür. Bir tane şey getirdim ben. Dur makineler için bir tane çanta getirdim ben. Bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben koltukları akşamdan yükleyeyim arabaya. Ne yapacağım başka? Ya bugün yani şurası kolay gibi gözükse de yani hiç öyle değilmiş. Bayağı uğraştırdı beni. Cebelleştirdi hatta. Ama iyi bitti. Bu taraf, şimdi yarın bu tarafı bitiriyoruz. Yarın koltukları denemeleri yapalım. Şuradaki kalınlık kurtaracak mı kurtarmayacak mı bilmiyorum. Erhan'sı da aynısını söylüyoruz. Benim kafamda soru işaretlerinden biri zaten bu. Bu tarafı kaplarken ne kadar geliyor orayı ne kadar kurtarıyor görmemiz lazım. İçerideki koltuktan da şuranın yerini bir belirleyelim. Cici oldu ya. Cici oldu ya. Pars gel tüm hengameden biraz tırstı. Biz normalde yerde yatıyorduk değil mi Ayşe? Evet. Şurada yatağımız var. 5 yıldır. 5 yıllık yatağımız artık o yok. Onu yatıyoruz. Artık yeni karyolan var. Yerde yatmayacaksın. Gübüşünden dolayı kalkamadığı için bunu yaptık. Ama yerde yatmak rahattı. İşte artık kalkamıyorum gerçekten. Veda ettin mi kardeşine? Tam edemedim gibi böyle ya. Niye? Kafası karışık ya ondan herhalde. Normal. Belki yani tekrar gidelim gibi bir şey düşünüyorum ama bilmiyorum. Şeyde ama sesi konuşunca şey geliyordu böyle. O da şaşkındı yani. Gidecek bir yıl sonra gelecek. Belki gelir. Ama en çok şaşkın annem. Çok fena annem. Acayip fena annem. Şaşkoz bakıyorum. Hadi ben yatağını toplayayım bari. İyi ben de yemeği ısıtıyorum. Hadi.